Merhaba sevgili gençler. AYT e deneme serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Çözdüğüm bu deneme ile tekrar yapan arkadaşlarımıza destek, soru üzerinden konuyu öğrenecek arkadaşlarımıza ise kolaylıklar diliyorum. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu mutlaka sonuna kadar izleyin. Deneme sonucunuzu yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz. Şimdi gelin denememizi yapmaya başlayalım. Sağlıklı bir kadında hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormonlar ve hedef organları ile ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi doğru olamaz diyor. Prolaktin süt bezine etki eder değil mi? Doğrudur. ACTH dediğimiz adrenokortikotropik hormon adrenal bezlerin kabuk bölgesini uyararak oradan Kortizol ve aldosteron gibi hormonların salgılanmasını sağlar. STH dediğimiz büyüme hormonudur. Böbrek üstü bezinin öz bölgesini uyarmaz sadece. Tüm vücudu uyarır. O yüzden burası yanlış oldu arkadaşlar. C seçeneğini işaretleyelim. Folikül uyarıcı hormon yumurtalıkları etki eder. Tiroid uyarıcı hormon ise tiroid bezini etki eder. Doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı olmuş oluyor. Yarı parazit bir bitki olan ökse otunun konak olarak kullandığı bitkinin toprağına azot atomları işaretlenmiş azot tuzları verildiğinde işaretli azot atomlarına moleküllerinden hangisinin yapısında rastlanabilir? Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var arkadaşlar. Azot Azot gördüğünüz zaman hemen şıklarda amino asit ya da protein tarzı bir şey aramalısınız. Çünkü proteinleri anlatırken ne diyoruz? Yapısında karbon, hidrojen, oksijene ek olarak azot ve fosfor da ve buna ek olarak kükürt de bulunabilir diyoruz. Zaten azot dediğimiz şey bir amino grubudur arkadaşlar. Amino asit de buradan gelir. O nedenle size dikkat etmenizi istediğim, çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istediğim noktadan bahsediyorum. Azot gördüğünüzde şıklarda mutlaka ya amino asit ya da protein arayın arkadaşlar. O zaman bakalım. Konak bitkinin meyvesinde depolanan nişasta. Nişasta bir karbonhidrattır. Ben ne aramalıydım ya amino asit ya protein o yüzden biri almadım arkadaşlar bu nedenle devam edelim nişastayı almadık ökse otunun fotosentezli ürettiği amino asit rastlar mıyım amino asit diyor Ökse otu da fotosentez yapabilir çünkü yapısında klorofil pigmenti vardır. Peki bu kendi besini kendi üretiyorsa hocam nasıl yarı parazit diyecek olursanız bu üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral aldığı için yarı parazit olmuş oluyor. Ancak fotosentez yapabilir mi? Klorofil olduğu için yapabilir ve amino asitte rastlanır. Konak bitkinin meristematik hücrelerinde sentezlenen protein bakın protein de olabilirdi. Konak bitkinin meristematik hücrelerinde de yeni yine e, topraktan alacağı işaretli azot olduğu için proteinin yapısında da buna rastlayabileceğimden dolayı cevabım 2 ve 3 olarak karşıma çıkıyor. Sağlıklı bir erkeğin kalça kemeri iskeletini oluşturan kemikler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış kemik çeşitleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- Sarı omurları Kemikler arasında yarı oynar eklemler bulunur diyor. Şimdi sağrı dediğimiz şey kuyruk sokumu demek arkadaşlar. Burada oynamaz eklem vardır. Yarı oynar dediği için bunu eliyoruz. Bir olanları hemen eleyelim. 2 numaralı kemikler nedir bunlar? Kalça kemiği, yassı kemiklerdir. Evet aynı zamanda arkadaşlar kafatası, kaburga ve kürek kemikleri de yassı kemikleri örnektir. Bu da doğru oldu. 3 e, ve 4 numaralı kemik lerde ne bu? Çatı kemiği ve oturga kemiği sarı kemik iliği bulunmaz. Evet, çünkü sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde vardır. Numaralandırılmış kemiklerin hepsinde kan hücreleri üretimi gerçekleşir. Çünkü bunların içerisinde kırmızı kemik iliği üretimi yapan hücreler bulunur. Kırmızı kemik iliği hücreleri bulunur ve bunlar kan yapımında görevlidir. O yüzden bu da doğru olduğu için cevabımız 2 3 4 yani D şıkkı olmuş oluyor. Trigliserit sindirimi ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci içeriği aşağıda verilen deney tüplerini optimum koşullarda en hızlı gerçekleşen tepkime tamamlanıncaya kadar bekletiyor. Buna göre T1 anına kadarki bekleme sürecinde gerçekleşecek olaylar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada 100 ml su var ve x gram trigliserit var. Burada sindirim olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü sindirimin olması için enzim gerekli, değil mi? Evet. O zaman ikinciye bakalım trigliserit, su ve pankreas öz suyu var. Pankreas öz suyunun içerisinde ne bulunur arkadaşlar? Enzim vardır. O zaman burada kimyasal sindirim olur mu? Olur. Devam edelim. Trigliserit, su Pankreas özsuyu ve safra sıvısı var. Pankreas özsuyu içerisinde enzim vardı. Safra sıvısı içerisinde de yağların mekanik sindirimini gerçekleştirecek elemanlar var. O zaman e, üçüncü tepkime ikinci tepkime göre daha hızlı gerçekleşir. O zaman 3 büyüktür 2 şeklinde söyleyebiliriz. Bakalım arkadaşlar bana soruda ne demişti? En hızlı gerçekleşen tepkime tamamlanıncaya kadar demişti. O zaman üçüncü bittikten sonra reaksiyon bitiyor demek arkadaşlar. Birinci tüpteki trigliserit miktarı değişmez. Evet çünkü sindirim olmadığı için. İkinci ve üçüncü tüplerde eşit miktarda gliserol oluşur diyor. Şimdi arkadaşlar eğer bana şunu demeseydi. En hızlı gerçekleşen tepkime tamamlanıncaya kadar demeseydi tepkimenin tamamı bittikten sonra deseydi ikinci ve üçüncü tüplerde eşit miktarda gliserol oluşur diyebilirdik. Ancak burada üçüncü en hızlı gerçekleşen reaksiyon olduğu için üçüncünün bütün sindirimi bittikten sonra ikinci yarım kalsa bile reaksiyon tamamlanmış oluyor. O nedenle eşit miktarda gliserol oluşur seçeneğini alamıyoruz cevabımız bu oluyor. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü tüpte trigliseritin tamamı hidroliz edilir. Çünkü zaten bana ne diyor? En hızlı tepkime tamamlanıncaya kadar dediği için bunu aldım. Tüplerdeki su miktarı bir büyüktür. Çünkü bir de sindirim olmadığı için. iki de yarım kaldığı için. Üç de bittiği için bu şekilde ölçülür. Doğrudur. İkinci ve üçüncü tüplerde eşit sayıda organik yapılı molekül çeşidi oluşabilir. Evet oluşabilir. Ancak biz bunu e, reaksiyon bittiği için üçüncünün en hızlı olduğu şeklinde tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Cevabımızın B seçeneği olduğunu da bu şekilde daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Aşağıdaki grafik küçük kan dolaşımı sırasında kanın basıncında meydana gelen değişimi göstermektedir. Buna göre numaralandırılmış damarlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu bilmeliyiz: küçük kan dolaşımının amacı neydi? Kanı temizlemekte değil mi? Büyük kan dolaşımının amacı da temizlenmiş olan kanı dokulara göndermek. Şimdi bakalım arkadaşlar kan basıncına göre damarlara bakacak olursak birincisinin kan basıncının en fazla olduğu damar atardamar, daha sonra kılcal damar en sonda da toplar damar olmuş oluyor. Şimdi bakalım 1 numaralı damardaki kanın pH'sı 3 numaralı damardakinden yüksektir. Birinci de arkadaşlar akciğer atar damarında yani 1 e, bir dediğimiz bir numaralı gösterdiğimiz damar kim? atar damar. Akciğer atar damarında karbondioksit miktarı fazla olduğu için pH düşüktür arkadaşlar. Bu nedenle bu doğru olmadı. Tamam mı? Yüksek değil yani düşük. O zaman bir olmayanları hemen eleyelim. 2 numaralı damar akciğer kılcallarıdır diyor. Evet bu doğrudur. 3 numaralı damardaki kanın akış hızı 2 numaralı damardakine oranla daha fazladır. 3 numaralı damar toplar damar, 2 numaralı damar kılcal damar. Evet kılcal damar çeperi ince olduğu için kan akışı toplar damara göre daha yavaş gerçekleşir. O yüzden bu doğru oldu. Cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıktı. Aşağıdaki şekilde erkek üreme sisteminin hormonal kontrolü verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Testisler karma bez niteliğindedir. Karma bez neye denir arkadaşlar? Hem hormon hem de enzim üreten yapılara biz karma bez diyoruz. Evet testisler hem hormon ürettiği için hem de enzim ürettiği için karma bez niteliğindedir. Bu doğrudur. Farklı hormonların hedefi aynı organ olabilir. Mesela FSH ve LH farklı hormonlardır ancak ikisi de testislere etki eder o yüzden doğrudur. Aynı hormon çeşidi farklı organlar üzerinde uyarıcı etki yapabilir. Mesela testosteron hem spermatogenezi başlatabilir hem de geri bildirim mekanizmaları ile hipofiz ve hipotalamusu uyarabilir. O yüzden bu da doğru olduğu için cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. DNA parmak izi elde etme işlemi sırasında yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir. Sıralamanın doğru olabilmesi için hangi iki işlemin yer değiştirmesi gerekir diyor. Bakalım elde edilen DNA'lar dediğine göre ha, o zaman bunun bir şeyle yer değiştirmesi lazım. Şıklarda birin mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Tekrarlayan anlamsız bazı dizileri PCR yöntemiyle çoğaltılır. DNA uygun restriksiyon enzimi ile kesilir. Hmm, hemen ben şunu anladım şimdi 1 ve 2'yi 1 ve 3'ü kıyasladığımda 1 ve 3 bana daha mantıklı geliyor çünkü tekrarlayan anlamsız zincir için bir zincir elde etmem gerekir o zaman DNA'ya uygun restriksiyon enzimi ile kesiliyor daha sonrasında tekrarlayan anlamsız baz dizileri PCR yöntemi ile çoğaltılıyor bu PCR yöntemi dediğimiz arkadaşlar polimeraz zincir reaksiyonu demek açılımı çok önemli değil ama hocam nedir derseniz diye söylemek istedim daha sonra bu anlamsız baz dizileri çoğaltılıyor ya. Elde edilen bu çoğaltılan DNA'lar özel bir jele yüklenerek elektroferaz yöntemiyle farklı uzunluktaki DNA parçaları birbirinden ayrılıyor. Ve bu DNA parçaları jel üzerinde büyüklüklerine göre belli uzunluktaki bantlar oluşturuyorlar arkadaşlar ve bu bantlar bir ultraviyole ışık altında pembe renkli görünüyorlar. Bu oluşan band profiline DNA parmak izi adı veriliyor arkadaşlar. DNA kaynağı olarak herhangi bir yeri dokunun yani bir canlının herhangi bir dokusu neresi kullanılırsa kullansın oluşan DNA parmak izi aynı oluyor. Ancak şunu unutmayın bireyden bireye DNA parmak izi farklıdır arkadaşlar. Bu nedenle farklı bant profilleri oluşturulabilir. O nedenle bize bu soruda hangi iki işlemin yer değiştirilmesi gerekir dediği için cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyonda verilenlerden hangileri ortaktır diyor. Bakalım NAD koenziminin sitoplazmada indirgenmesi bu üçü içinde ortaktır. Çünkü bu üçünde de glikoliz reaksiyonları ortak olarak gerçekleştiği için bunu alıyoruz arkadaşlar. Elektron taşıma sisteminin kullanılması bu oksijenli ve oksijensiz solunumda vardır. Fermantasyonda ETS görev almaz. Çünkü son indirgenen ürün fermentasyonda organik moleküldür arkadaşlar. ETS'nin görev alması için son elektron alıcısının inorganik bir madde olması gerekir. İki olanları hemen eleyelim çünkü iki ortak değil. Glikozun Pürüvik aside kadar yıkılması bu glikoliz reaksiyonudur. Bu bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Bu üçünde de ortaktır. Son elektron alıcısı olan molekülün inorganik yapılı olması. Bu da yine o2'li ve O2'siz solunumu gerçekleştiren canlılarda ortaktır. Fermantasyona dediğimiz gibi son elektron alıcısı organik bir moleküldür. O nedenle cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Aşağıda insana ait olgun bir sinir hücresinin çekirdek DNA'sındaki bir genin kalıp zinciri sentezlenen mRNA molekülündeki kodonlar ve bu kodonları ifade ettiği amino asitler verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılmış kısımlar ve bu hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri yanlıştır diyor. Bir ile ifade edilen kodun nükleotit dizilimi AAA'dır diyor. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. 1 ile gösterilen yer burası. Eğer şurayı alırsanız hata edersiniz. Çünkü UUU'nun karşısı mRNA burasıdır. Kalıp zincirde neresidir? Urasilin karşısına adenin gelir. O yüzden AAA'dır. Bu doğrudur. Bir olanları hemen eriyelim. Çünkü bize yanlış olanı soruyor. Senteze emir veren DNA molekülünde toplam 30 hidrojen bağı vardır diyor. Ee, şimdi biz hidrojen bağını nasıl e, hesaplarız arkadaşlar? Adenin ile timin arasında ikili, guanin sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır deriz. Bu nedenle burası... 30'dan fazla çıkar arkadaşlar. O yüzden 30 demesi yanlış oldu. Ee, devam edelim. 2 ve 3 ile ifade edilen kodonların nükleotit çeşitleri aynıdır diyor. Hemen bakalım. Ee, bizim için şuna dikkat etmemiz gerekir. Kodon diyor arkadaşlar nükleotit çeşitleri. Hemen bakalım. Ee, Stozinin karşısına bakın kalıp zincirde. 2 numaralı yer şuraya bakmanızı istiyorum. Sitozinin karşısına guanin, sitozin karşısına guanin, e, guanin karşısına sitozin geldi. Doğru mu? Evet. Devam edelim. E, mRNA'yı yazacağız yine. Adenin karşısına urasil, guanin'in e, guanin karşısına sitozin, timin karşısına da adenin gelmiş oldu. O zaman 2 ve 3 ile ifade eden kodonların nükleotit çeşitleri aynıdır diyor. Hemen bakalım. de 2 iki çeşit nükleotit var. 3'te ise üç tane nükleotit çeşidi var. Aynı mıdır? Değildir değil mi arkadaşlar? O yüzden burası da yanlış olmuş oldu. Devam ediyorum. E, triptofan, fenil ve glisin amino asitlerini taşıyan tRNA'ların antikodonları aynıdır diyor. Triptofan için hepsinin ilk önce tRNA'yı yazmamız lazım. Antikodonlarından bahsedebilmemiz için. O zaman triptofanın için arkadaşlar adeninin karşısına urasil gelecek. Sitozin karşısına guanin yine guanin. O zaman buraya yazdığımız zaman arkadaşlar urasil karşısına adenin, sitozin ve sitozin şeklinde yazdık. Burası ne? Triptofan için geçerli. Fenil alenin için yazalım. Hemen ne yazıyoruz buraya? E, adenin, adenin, adenin şeklinde yazıyoruz. Aynı mı? Değil değil mi? Diğerlerini yazmama bile gerek var mı? Yok. O yüzden bu da yanlış olduğu için cevabımız e seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Çiçekli bir bitkinin erkek üreme organının başçık kısmında seçeneklerde verilen hücre veya çekirdeklerden hangisi oluşmaz diyor. Şimdi başçık kısmında polen ana hücreleri vardır. Buralarda polen üretilir burasını o yüzden A seçeneği oluşur arkadaşlar. Her bir polen ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesiyle de mikrospor adını verdiğimiz yapılar oluşur ve her mikrospor çekirdeğinin mitoz bölünme geçirmesiyle de iki çekirdekli yapılar oluşur. Bunlar generatif ve vegetatif çekirdektir arkadaşlar. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Generatif çekirdek tozlaşmadan sonra polen tüpünde mitoz bölünme geçirerek sperm çekirdeklerini oluşturur. O nedenle bu polen tüpünde meydana gelen bir yapıdır. Cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Fotosentez hızının görünür ışık dalga boyu ile ilişkisini belirlemek amacıyla 1883 yılında Engelmann'ın yaptığı deney aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? İplikse alplerdeki klorofil pigmenti mor ve kırmızı ışığı yeşil ışığa oranla daha fazla soğurmuştur. Evet bu nedenle burada daha fazla fotosentez yapılmıştır. Yeşil ışıkta ise arkadaşlar daha fazla yansıma vardır. Soğurulma yoktur. O yüzden bu doğru olmuş oldu. Aerob bakterilerin yani oksijeni solunum yapan bakterilerin dağılımında ipliksi alglerin ürettiği oksijen miktarı etkili olmuştur. Çünkü fotosentez sonucunda oksijen üretildiği için aerob bakteriler buralarda mor ve kırmızı ışığın olduğu yerlerde daha fazla yaşarlar. O nedenle doğrudur. Deneyde kullanılan aerob bakteriler aktif hareket etme yeteneğine sahiptirler. Evet biz bunu daha fazla oksijen olduğu yere taşınma olarak nitelendirebiliriz. Işık dalga boyunun artması, ipliksi artların fotosentez hızının sürekli artmasına neden olmuştur diyor. Hayır arkadaşlar bu şekilde bir yorum yapamayız. Mesela şuradan başladığımızda buraya doğru gittiğimizde sürekli bir artma durumu söz konusu yok. Zaten biyolojide böyle keskin yargılara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dördüncü öncül yanlış olduğu için cevabımız 1-2-3 olarak karşımıza çıkıyor. Çift çenekli bir bitkinin gövdesindeki kabuk kısmının kirpi, tavşan gibi hayvanlar tarafından kemirilmesi nedeniyle kısa bir süre sonra kuruyup öldüğü gözlemleniyor. Buna göre bitkinin kuruması sürecinde gerçekleşen olaylarla ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi arkadaşlar çift çenekli bir bitkinin kabuk kısmına doğru olan yerde fulihem dokusu vardır. Fulihem organik madde taşınmasında görevli olan bir iletim demeti elemanı. Şimdi bakalım buna göre diyor hangisi yapılabilir kirpi ve tavşanın gövdedeki fulyam dokusuna zarar vermesi köke organik madde iletimini engellemiştir çünkü taşınım çift yönlü olarak gerçekleştiği için bu yorum yapılabilir. Kök hücreleri besin ihtiyacını karşılayamaz. Neden? Çünkü fullem dokusuna zarar vermiştir. Bu nedenle canlılıklarını kaybettiklerinden topraktan su ve mineral alımı da yetersiz kalmıştır. Evet, kök besin ihtiyacını karşılayamadığı için su ve mineral ne yapsın gibi düşünebilirsiniz. Yapraklara yeteri kadar su ve mineral iletilmediğinden fotosentez aksamış, yapraklar sararıp ölmüştür. Tam anlamıyla doğrudur arkadaşlar. Çünkü fullemde Aynı zamanda kök basıncının etkisiyle su ve mineral de taşınımı gerçekleşir. Bu nedenle yapraklara iletim az olacağı için yaprakların sararıp ölmesine neden olabilir. O nedenle cevabımız 1 2 3 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki şekilde çiçekli bir bitkinin kök enine kesiti gösterilmiştir. Buna göre verilen kesitin ait olduğu bitki ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olamaz? Şimdi arkadaşlar burada biz kök enine kesitini görüyoruz. Peki tek çenekli mi çift çenekli mi olduğunu nasıl anlayacağız? Burada iletim demeti düzenli olduğu için arkadaşlar buna çift çenekli bir bitkidir diyeceksiniz. Çünkü tek çenekli bitkilerde iletim demeti burada görüldüğü gibi düzenli değildir. Bu nedenle çift çenekli bitkilerin özelliklerine bakacak olursak yaprak sapının bulunduğunu söyleyebiliriz. E, yapraklarının geniş ve böyle parçalı damarlı olduğunu ağası damarlı olduğunu söyleyebiliriz. İletim demetlerinin düzenli olduğunu zaten burada görüyoruz ve kazık köke sahip olduklarında söyleyebiliriz. Bakalım arkadaşlar yaprakların damarları ağsıdır. Evet doğrudur. Vasküler kan büyüm sayesinde ikincil fluemleri ve ikincil kısilemleri oluşturabilir. Çünkü çift çeneklidir. Gövde enine kesitinde öz ve kabuk bölgeleri bulunur. Evet doğrudur. Bakın burada bir şey söylemek istiyorum. Çift çenekli bitkinin kökünde çift çenekli den bahsettiğimiz için kök ve gövdesinden bahsetmek istiyorum burada çok önemli burası. Çift çenekli bitkinin kökünde arkadaşlar öz bölgesi yoktur. Ancak kambiyum vardır. Zaten burada da kambiyumu görüyoruz arkadaşlar. Kambiyum vardır. Peki gövdesinde öz bölgesi vardır. Unutmayınız arkadaşlar tamam mı? Bu da doğru. İl yani burası çok sorulan bir şey olduğu için burada da bahsetmek istedim. İletim demetleri dağınık olduğundan diyor. Dağınık mı? Düzenli, değil mi? O yüzden burası yanlış oldu. Kazık kök yapısına sahiptir. Doğrudur. O nedenle yanlış olanı sorduğu için cevabımız D seçeneği olmuş oluyor.